Senin sıcaklığın kanıma işlemiş. Daha dokunurken ürperdim. Seni görmek için yollara düştüm. Güzel sesin bana rehber oldu. Sensiz olunca teselliyi artık böyle bayırlarda, kırlarda arıyorum. Terk ettim o pis kahve köşelerini, kumarhaneleri. Sevgilim benim. Seni tanıdığım günden beri ruhumu saran güzel duygular içindeyim Selma. Hem artık istesem de istemesem de hoşlanmıyorum öyle yerlerden. Kötü huylarımı terk ettim. Gözlerimin senden başka bir varlığı gördüğü yok. Sevgilim, inanıyorum sana. Düşüş! Hey yavrum benim! Hatta görelim. Gördüm abicim. Tamam. At bakalım. Hep geç. Ey yavrum ey! Getir. Ey aslanım. Hey yavrum ey! İpi toplayalım, uçlan bakalım pıt pıt. Bugün şans sende. Şeytan kulağına kurşunla. Ne şans be, var mı daha, var mı? Bırak boş lafları. Kısmetimizi kesme. Gör bakalım. Hadi benim develerim. Hop! Ay aslanım! Hey yavrum ey! Vay canına! Vay! Var mı da? Var mı? Olan yerden bitme! Yapma! Gene zar tuttun! İhsan, bırak garibin yakasını! Paran tatlıysa çık oyundan! Sen oynamıyor musun Sinan? Yo, tövbeliyim. Terk ettim bu yolları. Pıt pıt almaya geldim. El tutmayalım. Muhabbeti başka yerde yapın. Hadi devam. Hadi benim develerim. Hop! Hey yavrum ey! Gelsin paralar! Bırak paraları! Neden bırakacakmışım? Ben kazandım onları! Bırak diyorum! Sallama be! Kumar oynamanın da bir namusu vardır be! İhsan! Zar tutuyor hep. Attığı düşüş oturuyor. Zar tutmak size mahsus. Zırlanma be! Zaptiye başı mısın sen? Senin gibi boş kabadayılara evet. Bana he, çok oldun artık. Gene mi? Selma! Selma dur! Selma! Hani tövbe etmiştin Sinan? Ettim. Görmeseydim inanırdım. Pıt pıt almaya girmiştim oraya. İki gündür kumar başındaydı. Onu da vazgeçirmek istiyorum. İnanmak istiyorum Sinan. İnan Selma. Sen benim için bir dar kapısın. O kutsal kapıdan geçebilmek için bütün kötü alışkanlıklarımdan bir bir sıyrılmaya çalışıyorum. Bunlara tek sebep sensin. Sinan, sevgilim. Bütün gün bekledim, görünmedin. Duramadım evde. Ben de pundunu bulup çıkaramadım pıt pıtı batakhaneden. O yüzden geciktim. Sonunu sen de gördün. Derdim günün sensin Selma. Fazla durmayalım burada. Bakkala gideceğim diye çıktım evden. Gene gider teyzemin kulağına. Gitsin. Herkesten önce ben duyuracağım teyzene. Sinan! Bu akşam annemi göndereceğim seni istemeye. Canım sevgilim! Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımı Selma'yı oğluma istiyorum efendim. Cevabınızı bekliyorum.
Hanım, uzun söze hiç lüzum yok. Oğlunuzu biliyorum ve tanıyorum. Belki ağır bir teşbih olacak ama ipsiz sapsızın bir işi yok, gücü yok. Öyle değil mi? Nasıl kız verilir ona? Özür dilerim. Belki kırıcı konuşuyorum ama benim yerime kendini koy. Sizin yerinize kendimi koyamam. Benim evladım, yavrum o. Tanımadığınız nasıl da belli onu. Altın gibi bir kalbi vardır onun. Yumuşak huyludur. Çok da değişti. Bu iş hayırlısıyla bir olsaydı o sevinç, o şevkle daha da değişirdi. Yok hanım. Selma'ya çok miras kaldı. Oğlunun bu miras yüzünden kızıma talip olmadığı ne malum? Susun rica ederim. Oğlumun tertemiz hislerini lekelemeyin. Birbirlerinin dengi değiller deyin ama parası için demeyin. Sizinle daha fazla konuşacak kudrette değilim. Ah! Biz böyle miydik? Biz de parayla pulla başladık bu hayata. Talihsiz yavrum. Babası. Babası adam çıkmadı. Babası. İç iç. Zıkkım iç. Senelerdir sana ilk defa isyan ediyorum. Dedenden babandan kalanları böyle yudum yudum tükettin yetmedi. Şimdi de oğlumuzun istikbalini yemekle meşgulsün. Gelseydin de kulaklarımla işitseydin söylenenleri. Sinan'ım doğduğu zaman biz de onlar kadar zengindik. Parasız pulsuz, işsiz güçsüz diye kızı vermediler oğluma. Talihsiz yavrum. Kadına hakkı yok değil ya. Anne, ne oldu? Bütün korkum buydu işte. Ana, ipsizin biri o dediler değil mi? İşsiz güçsüz serseri o dediler değil mi? Söyle, söyle ana böyle demediler mi? Söyle, söyle, söyle! Bir evde evvela bir baş olmalıymış. Neler geçiyor içimden sana karşı ama babamsın. Bilesin ki bu ipsiz sapsızlığım, bu yollara düşüşlerim, okuldan kaçışlarım, tahsilimin yarıda kalması hep senin yüzünden. Bir gün oğlum sen ne yapıyorsun diye sormadın. Aksine dedelerimden kalma malı mülkü bir ucundan sen, bir ucundan ben hiç yollarına kemirdik durduk. Elimizde kala kala şu zavallı iki gözü iki çeşme anam kaldı. Şu haline bak. Hep içki, hep içki. Ben de aynı akışa kapılmıştım. Ama Cenab-ı Hak karşıma Selma'yı çıkardı. O bana kendimi tanıttı. Ne yazık ki kemtaliğim gene karşıma dikildi. Ama karar verdim. Kendi talihimi kendim yaratacağım. Yavrum, canım evladım benim. Kan. Bir insan kamayla kurşunla değil böyle de öldürülür. Senin istikbalinin katili bizleriz. Af diliyoruz senden. Başka ne gelir elimizden? Haklısın oğlum. Ne söylesen haklısın. Annen de haklı. Haklısınız. Annenin dediği gibi senden af dilemekten başka ne gelir elimizde? Bizi affet yavrum. Baba, babacığım. Asıl ben sizden af diliyorum. Ne söylediğimi bilmeyecek haldeydim olan olmuş. Karar verdim. Gideceğim buralardan. Sizlere bakabilecek. Selma'yı tekrar isteyecek yüzüm olduğu gün döneceğim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun yavrum. Helal olsun. Thank you.
Yüreğinde kopan fırtınaları anlıyorum yavrum. Teyzen, şu cici annen şimdi senin karşında bir canavar kesilmiş değil mi? Bir dediğini iki etti mi hayatta hiç? Ben de genç oldum. Seni anlıyorum. Ama göz göre göre tekerleği kırık bir arabaya seni nasıl bindirebilirdim? Su yatağında akar. Sinan'ın o kötü hayattan vazgeçebileceğini kim temin eder? Ben. Ah, ah. Koca aileden sadece ikimiz kaldık kızım. Bağrımdaki sevgine ikinci bir ortak olmasın diye evlenmedim. Birbirimize soyumuzun bıraktığı birer teselli olduk. El alem ne der? O mirasa kona kona kim kondu demez mi? Paranın, malın, mülkün kadri kıymetini bilmeyen Sinan gibi biri senin kadrini bilir mi? Sinan'ı hiç tanımıyorsun teyze. Keşke bu düşündüklerimin tersi olsaydı. Geçti artık. Sinan çok gururlu. Aşk da gurur olmaz kızım. Düzelecekse bu belki de bir kamçı olur ona. Daha gençsiniz. Yavrum benim, yaşayışım, hayatım daima senin mutluluğun için değil mi? Senden başka neyim var benim şu fani dünyada? Hadi yeter, ciğerimi dağladın. Ağlama. Demek öyle yeğen, gidiyorsun ha. Çok alışmıştım sana ama iyi ediyorsun. Bu bataktan sıyrılman lazımdı. Beni de üzüyor bu gidişatın. Sen benim dede dostumsun Cafer ağa. Gidiyorum ama sen varken gözüm arkada kalmıyor. Anam, babam ve... Lafını tamamla Sinan, çekinme. Rahmetli dedenin azm ekmeğini yedim. Bu halde miydiniz siz? Babanın içkisi mahvetti sizi. Bir de Selma değil mi? Pıt pıt da var. Biz ikimiz... Beraber gidiyoruz Sinan abiyle. Daha çok üzüldüm şimdi. Lan pıt pıt, sen benim oltalarıma yemdin be. Tövbe ettim ben. Tövbe tövbe tövbe. bize müsaade. Öpeyim. Öpeyim ağam. Hadi güle güle, yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Sinan! Selma! Sinan! Selma'm, geleceğinden hiç umudum yoktu. Nasıl şüphe edebilirsin? Haddini bilmek dünyada en iyi şeymiş. Sinan, o ne biçim laf? Ebediyen seninim ben. Dünyada sadece ikimiz olsaydık ne güzel bir söz, ama görüyorsun işte. Halime bakmadan, durumuma bakmadan hala kendimi beyzadelerin torunu sanıyorum. Ama seni seviyorum Selma. Ben de seni seviyorum. Öl de öleyim. İstersen hemen al götür beni. Cehenneme, cennete, dağa, taşa, nereye istersen. Teyzen hakikatin ta kendisi gibi dikildi karşıma. Teyzene karşı hiçbir kırgınlığım yok. O senin anan baban yerine bakanın olmuş. Seni bugünlere getirmiş. Onun senin üzerindeki hakkını hiçbir şey ödeyemez. Minnet duyguları beslememizi icap eden birine karşı beraber kaçarak nasıl ihanet edebiliriz? Ben gidiyorum Selma. Sinan! Döneceğim. Ama teyzenin karşısına dönecek yüzüm oluncaya kadar da görünmeyeceğim ortalıkta. Ölürüm. Ölürüm ben sensiz. Ben de Selma. Hayata sıfırdan başlamam gerek. Sana sahip olmak hakkını kazanabilmem için yepyeni bir Sinan olmam gerek. Sen benim ilk aşkımsın. Son aşkım da sensin. Ruhum ebediyen senindir. Daima da sana sadık olarak kalacak. Ben de Sinan. Ben de ebediyen seninim. Bir yavru kuş gibi çırpınan yüreğim senin aşkınla, senin sevginle örülmüş. Ve anahtarı sende olan 7 kat bir kafes içinde. Okşamaya kıyamadığım, bakmaya doyamadığım güzelim, meleğim. Gülen hayvan, ağlayanlarım benim. Sinan'ım, öldür beni. Öldür de şuracağı kendi ellerinle göm. Öyle git. Bırakma beni. Ölmek mi? Ne olurum ben sonra. Selma, Selma'm benim. Varlığım, yaşamamın tek sebebi. Hiç olmazsa, habersiz, mektupsuz bırakma beni.
Her gün yaz. Bin defa yaz. Onlarla avunayım ben. Yazacağım. Bin defa, milyon defa yazacağım. Teyzene karşı saygısızlık olmasın. Seni önce Tanrı'ya, sonra Cafer Ağa'ya emanet ediyorum. Haberlerini ondan alacağım. Sen de haberlerimi ondan alırsın. Sinan! Sinan'ım! Dur! Bir daha göreyim Sinan'ım. Bir daha seyredeyim seni. Doya doya. Selma. Sinan. Ha. Bu ne hal Sinan abi? Bir şey yaptın mı tam yapıyorsun. Sevgin, pertliğin. Sesim ne fıtfıt. Abim ya, bacağım acıdı. Bacağım, yendim abim, yendim bacağım. Acıyor. Hadi buyur. Sinan abi, şu mübarek ekmek seti ne kadar lezzetli. Bizim orada bal baklava bile zehir zıkkım olurdu. Tabii ya, alın teri karışmış ekmek bu pıt pıt. Ondan daha lezzetli bir şey var mı dünyada? Sinan abi, ilk günlerde gece rüyalarımda hep zar atıyordum. Ama artık şimdi deliksiz uyuyorum. Oyun boyun aklıma gelmiyor. İnşallah semtine bile uğramazsın bir daha. Tövbe tövbe abicim. Gene mi harç almaya geldiniz? Yeter artık, illallah sizden. Elbette. Bir gece çıra gibi yanmasını istemiyorsan buranın, haracımızı vereceksin. Bırakın beni! Verdiklerim iki depo dolusu odun parasını geçti ve vermiyorum! Bizim dümenimize yosun sıkmaya kalkma, kendini de alevler içinde bulursun ha! Defolun zındıklar! Herifin ekmeğini yiyoruz, ne duruyoruz be! Hey yavrum be! Patron, bizim için bir üfürüklük bunlar. Hey yavrum! Cafer Ağa'ya mektup yazayım. Akşam postasına yetiştirelim ha. Benden de selam yaz abi. Tabii yazacağım pıt pıt. Thank you.
Kulağım hep pencerede. Bir tıkırtı duysam sizmişsiniz sanıyorum. Hemen fırlıyorum. Şu bizim Sinan pek talihli çocuk. Böyle beklenmek güzel bir şey. Sabrınızı taşırmayayım küçük hanım. Bugün mektup aldım. Çok iyiymiş. Bu da seninki. Böyle olmuyor ama. Türlü mana verir görenler. Yazdığını kendin getir. Söylemiştim, yeni yerime gelirsin. Sağ ol Cafer abi. Bu iyiliklerini nasıl ödeyeceğim bilmem. Söylediğin lafa bak. Seni böyle memnun ve güleç görmek benim için en büyük mükafat. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil, hadi. Hadi. Sağ olun. Sağ olun. Rüyalarımın kızı Selma'm benim. Sana mektup yazmaya oturdum mu, önce kalemi dişlerimin arasına sıkıştırıyor, seni gözlerimin önüne getiriyorum. Kıpırdasam uçup gidecekmişsin kuşkusu içinde nefes bile almadan o melek simanı doya doya hayalliyorum. Söyle bana, sen nemsin ki senin adını andığım zaman içim titriyor, içim ürpertilerle doluyor. İçin için ağlıyorum. Söyle sevgilim, söyle. Şu odunları üst üste koyarak yaptığım yatağım her gece bir sihirli halıymış gibi havalanıyor. Bir anda mesafeler yok oluyor. Rüzgardan daha hızlı uçuruyor bu sihirli halı beni ve sana getiriyor. Bağırıyorum, sesleniyorum. Ama sesimi bile duymuyorsun. Yaz bana, hep yaz. Ekmek değil, su değil, senin mektupların, senin sıcak ilgin benim yegane gıdam. Gözleri yolda, gönlü sende, bu gurbet sediği kalbinden hiç çıkarma. Bütün yüreğiyle senin Sinan'ın. Sinan'ım benim. Defol lan köpek! İnsan da mağarası lan! Biz harasla geçiniyoruz lan! Cafer ağamı göreceğim. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Şöyle buyurun. Gel. Buyur, buyur. Hangi rüzgar attı seni böyle ha? Pek hoş bir baskın oldu doğrusu. İşte Cafer Ağa'nın da tek keyfi nargile tokurdatmak. Ne içersin? Çay, kahve? Oturmaz mısın? Oturayım ama teşekkür ederim. Hiçbir şey içmeyeceğim. O kadar rica ediyorum, Sinan'ın adresini vermiyorsunuz. Ben doğrudan doğruya yazsam. Çok haklısın ama Sinan böyle istiyor işte. Zahmet oluyor size. Zahmet olur mu hiç? Ben gideyim. Pek az oldu ama. Cevabını alınca kendim getiririm. Bir mahsur mu var? Hayır. Sinan'la haberleştiğimizi etraftan duymuyorlar değil mi? Hiç duyulur mu? Cafer Ağa'nı tanımıyor musun? Benim muhitimden değil sır kuş bile uçmaz. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle Selma Hanım. Burayı öğrendin. Bir isteğin oldu mu? Mesela benim gelmemde gecikme olursa falan çekinme hemen uğra. Olur efendim. Cafer abi, ne parça oldu değil mi? Parası yok diye vermediler Sinan'a. Deve yükü para var sende. Soygundan sonra para babası oldun memlekette. Bu malı sen ye be abi, he ne dersin? Ateş tazelen parçası.
Havam, suyum, ekmeğim, Sinan'ım, erkeğim benim. Mektuplarını alır almaz önce sensin diye onları 100 defa, 1000 defa öpüp okşuyorum. Senin kokun sinmiştir diye kokluyorum. O güzelim sözlerin, Sinan'ım benim. Biz kadınlar sarmaşık gibiyizdir. Sağlam bir dayanak bulduk mu ona sarılır, büyür, yeşerir, çiçekleniriz. Bulamadık mı yerde dağılır kalır, çürür gideriz. Sen benim yeryüzünde tek dayanağımsın. Allah razı olsun Cafer Ağa'dan. Arada bir senin mektuplarını alıp gelip kapımızı vurunca sevincimden çıldırıyorum. Sinan'ım yaz, hep yaz. Mektuplarını alırsam yaşadığımı anlıyorum. Yiğidim, aslanım, Sinan'ım benim. Senin hasretinle perişan Selma. At şunu çöp tenekesine. Başısın ağam. Doğru söyledin. Ama önce varlıklarını kurutmak lazım. Davarlarını, tarlalarını, evlerini. Evet ağam, tamam. Yeğenim Sinan. Mektubunu aldım. Yavrum. Mektubun var. Sağ ol patron. Sen de sağ ol. Abi yüksek sesle oku Allah'ını seversen. Yok ki bizde okuma yazma. Ha? Ah garibim. Yeğenim Sinan, mektubunu aldım. Emanetini teslim ettim. Önce onu merak ettiğin için yazayım. Seninki çok iyi. Yazdığını sana yollamak üzere almaya birkaç defa gittim bulamadım. Gözlerin yolda olduğu için hemen yazayım dedim. Bir dahaki sefere Selma'nın yazacağı mektubu da birlikte postalarım. Sıhhat haberlerine seviniyorum. Bizim Pıtpıt'ın da adam olacağına aklım yatmaya başladı. Bizler de iyiyiz. Annen de baban da iyiler. Mektuplarını alıyorlarmış. İkidir yazmayı unutuyorum. Adresim değişti. Yenisi aşağıdadır. Ona yaz. Az kelam çok selam Cafer. İyi ki bir Cafer ağamız var şu dibi delik dünyada. Arada böyle içimizi açıyor. Allah Allah. Selma nasıl ihmal eder böyle? Sinan abi, derya ortasında gemiler çarpışıyor. Cafer ağa aradığında yenge bir yere gitmiş olabilir. Ama kabahat sende. Ver yengeye adresini, kendi yazsın doğrudan. Sen de gene Cafer ağaya gönder. Yaşa be Pıt Pıt. Aklını bil yaşayayım. Ne yaptın? Oldu ağa. Sus be. Kendi anlatsın. Söyle kaya. Kara şaplı bir koyun buldum, kattım sürüye. Görmediler ya. Bir işi üzerimize aldık mı yaparız ha? Aferin kahya. Selmalardan maaş, benden mükafat. Ha bana bak. Kulağıma en ufak bir şey geldi mi kendini yok bil. İmkanı var mı? Cam pazarı bu. Meraklanma. Eyvallah. Buyur Kaya, nerede kaldın? Nasıl oldu koyunlar? Maalesef, hepsi de aksıra öksüre yemeden içmeden kesilip davul gibi şişip şişip yuvarlanıp gidiyorlar. Bir çaresi yok mu? Tedbir para etmedi, sürü telef oldu. Ne haber İhsan? Sinan'dan mektup var ağam.
babam yerine babam, ağam yerine ağam, Cafer ağam benim. Sen orada oldukça kendim varmışım gibi huzur içindeyim. Anam babam hakkında ve hele Selma hakkında... Selma hakkındaymış. Gösteririm sana Selma'yı Melma'yı. Ne haber? Bir şey mi var yoksa? Var ya. Allah aşkına söyle. Korktuğum başıma geldi. Soygun. Bir soyguna kalkmışlar. Bayılacağım. Mektubu Pıt Pıt yazdırmış hapishanede. Ya Sinan? Kaçarken vurmuş jandarmalar. Ölmüş. Anneciğim. Ne etsem? Ne yapsam da derdine derman olsam yavrum. Helak olup gitmektesin. Ekmekten sudan kesildin yavrum. Yavrum, yavrum. Ölenle ölünmez ki. İnsan ölüyormuş teyzeciğim. Yaşarken de ölüyormuş. Bitmişim. Mahvolmuşum. Bütün umutlarım yok oldu gitti. Bilemezsin sen. Yavrum. Benim yüzümden öldü o. Benim yüzümden düştü gurbette. O yüzden iki kat oldu acım. Adeta onun katiliymişim gibi geliyor bana. Yavrum. Acım çok büyük teyzeciğim. Selam. Yapma yavrum. Neredeyiz yapma. Yapma Selma. Yapma çocuğum. Yapma. Yapma yapma. Oturdum sınava, bir mektup yazdım. Zalim felek söyle, bana mı kastın? Diyar gurbette, canımdan bezdim. Zalim felek söyle, bana mı kastın? Diyar gurbette, canımdan bezdim. Zalim felek söyle, bana mı kastın? Kara tali buldun beni genç yaşta. Akıl koymaz oldun zalim bu başta. Vefa olmaz imiş ne dost kardeşte. Yar yüzünden düştüm bu sonsuz aşka. Vefa olmaz ne dost kardeşte. Yar yüzünden düştüm bu sonsuz aşka. Bey, gün döndü çiçeği gibiyim be abi.
Güneş kaybolunca ne yana döneceğimi şaşırıyor. Çaresiz boynumu büküyorum. Haklısın. Sen iyi bir dostsun. Dertlerimle seni de üzüyorum. Ayıp ettin be abi. Ne gün arkadaşıyız biz. At şu gamı kederi, neşelen biraz. Bir oh çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günüdür, canım sıkılır demiş türküler. Ben de o hesap. Sıkıntım hep postalardan. Bir aydır haber aldığımız yok. Aklıma türlü şeyler geliyor. Var mısın bahsine? Mektup yarın gelecek. Bin defa kaybetmeye razıyım. Ah şöyle be abi. Konuş biraz, açılırsın. Abi. Buldum abi. Buldum. Ne buldun be? Gel. Daha doğrusu o beni buldu. Hani geçen gün biri bana iyi mallarımız var dedi. Yer var dedi. Yo, burası İstanbul. Sinan abime sorayım dedim. Ne? Anlamadım. Gel. Yo, pıt pıt olmaz, yapamam. Yo. Vallahi odun bile bizden iyi. Onun hiç olmasa bir Dilber tarafından ellenmek şansı var. Ne olur abi, benim hatırım için he? Hadi. Çok istiyorsan sen tek başına git. Nasıl giderim? Kırma be abi. Hem biraz içimiz açılır. Hep işitirdik İstanbul İstanbul diye. Şöyle bir dilimizin ucuyla olsun tadına bakalım neymiş. Yaşa be abi! Bu iş oldu demektir. Hey yavrum! Hey! Hey yavrum hey! Canım! Karışık değil abi. Halis kaymak. Yavrum benim. Yavrum ey benim. Yedim, içmiyorsun. İçiyorum ya. Yavrum ey benim. Güzelim, iç bakalım. İç. Biraz değil mi? Bana pıt pıt derler, pıt pıt. Akan su eğer şarap olsa aman. Fazla bir şey içmedi ama kaldırmıyor galiba. Kim? Ben mi? İçerim. Ben sabahlara kadar küple içerim ya. Gel canım, biraz istirahat edelim. Ha? Hadi gel. Ben mi geleyim? Yavrum bey. Bir kere öpeyim, dur bakayım. Hadi gel beni götür şimdi, götüreyim seni. Saçlarımı sana yorgan yaparım ben. Gel canım. Yap canım, yapacak yorgan yap. Uçan kuşlar cevap olsa... Cevap yemeye gidiyorum abi. Gel, gel, gel giderim. Sevgilim, yorulduysan başını göğsüme koy. Yok. Sen istersen yatabilirsin. Gidebilirsin. Yani serbestsin. Her halinizden belli. Pek asil bir insan. Çok iyi bir arkadaşsınız. Bizler insan sarrafı olduk. Siz de çok iyi bir hanımefendisiniz. Hanımefendi mi? Sinan abi! Sinan abi! Sinan abi! Cebimde ne var ne yok hepsini aldılar. Gidelim, karakola gidelim abi. Sen mesulsün bundan. Ha, karakola gidince ne olacak? Dillere düşmen, rezil rüsva olman da cabası kalacak. Doğru. Hadi yürü gidelim buradan. Hasarı iyi geçirdik ama cep boşaldı be abi. Canın sağ olsun, bende var. Tığ teber Şah-ı Merdan kaldık abi.
Ama Felek'ten iyi bir gece arakladık. Çekilişe 3 gün kaldı. 100.000 lira. 100.000 lira. Son bilet, son kısmet efendi. Allah çekilişe 3 gün kaldı. 100.000 lira. 100.000 lira. Fıtfıt. Senin şu hep düşeş atan ellerinle çek bakalım şuradan. Ha? Yok be abi. Zar değil ki tutasın. Aa, zar olsa evelallah istediğimi oturturum. Ama ona da tövbeliyim. Çek ortas! Bıraktılar mı ki cebimde tek metelik? Nasıl ortak oluruz? Ortak olmak için yarısını benim vermem lazım. Al şunu bakayım paşa. Çek içimden geldi. Uğurlu hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi bakalım zengin olduk ha. Felaketiniz gün geçtikçe büyüyor. Çok üzüldüm duyunca. Bütün sürüleriniz telef olmuş. Kaderimiz kısmetimiz bu Cafer Ağa. Mal canın yongasıdır bacım. Bir ihtiyacınız varsa çekinmeyin söyleyin. Hani para filan. Sağ olun tarla satacağız. Ne lüzum var ben vereyim. Ödersiniz ileride. Mal miras satılır mı canım? Yok borç nedir bilmedik hayatımızda. Alamam. Siz bilirsiniz. Ben kendimi sizden bir parçaymış gibi sayıyorum da. Küçük hanım, biraz kendini toparla. Her şey vefasızdır. Sinan'a da çok ısrar ettim. Gitme, bir çaresini buluruz dedim. Dinlemedim. Lüzumsuz bir gurura kapıldı. Belliydi sonu. Su testisi su yolunda kırılır. Neyse, ben de sizin kadar üzüldüm. Müsaadenizle. Hoşça kalın. Ne babacan bir insan değil mi şu Cafer Ağa teyzeciğim? Öyle. Kötülüğünü hiç duymadım ama birden zengin oldu. Define bulmuş diyorlar. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Anladınız değil mi? Satılığa çıkardıkları tarlalara kim talip çıkarsa mani olacaksınız. Hepsini ben alacağım. Ben alacağım, ben! Sinan abi, patron gönderdi. Mektup sizeymiş. Sağ ol kardeş. Siz de sağ olun. Sinan abi, ne olur yüksek sesle oku. Zavallı Sinan. Ben uzun laf etmesini bilmem. Annen de baban da sizlere ömür... Kömür her ikisini de zehirlemiş. İyice kor olmadan mangalı içeri almışlar. İşte böyle yiyen. Sabaha ikisinin de cesedini buldular. Biz son vazifemizi yaptık merhumlara. Dedenin yanına gömdük ikisini de. Cenazeyi kaldırırken pek hazin olduk. Hey dünya hey. O koca beyzadeler böylece eriyip gittiler. Bu acı haber arasında sırası değil ama merak edersin diye yazıyorum. Mektubunu yerine teslim etmiştim. Bir daha da görmedim. İyi şeyler duymuyorum Selma için. Ne yaparsın yeğenim? Gözden ırak olununca gönülden de ırak olunurmuş. Baki selamla Cafer. İçim yanıyor. Pıt pıt yeter. Felek insana edecek bir işte böyle birden bastırır. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin. Toprakları bol olsun. Şimdi ikimiz de öksüz kaldık. Biliyor musun abi? Ben anamı babamı hiç tanımıyorum.
Çeteciler ikisini de kesmişler. Boş vereceksin abi. Geceliğin mezarlıktan geçiyormuş gibi bağırıp çağırmadın mı ödüm patlar gidersin. Boğuntuya getireceksin her şeyi. Üzülme abi. Bana bak yeter. Nerelerden geldik bugünlere? Hadi bismillah Sinan abi işimize. Evet. Yürümemiz lazım kaderimizin yollarında. Sözlerin ibret dolu Pıt Pıt. Ahmet, var mı bir şey? Yok be. Hayda. Gönü mü boş? Nerede o kısmet? Talih kuşu bula bula bizim başımıza mı konacak? Yok tabii. Yok. Ha, abi be. O yırttığın bilet gibi bir tane de bende var. Baksana şuna da. Evvela amortiden başlayalım. Evet. Yok. Yok. Ne? 100.000? 100.000! Ne? Pıt pıt! 100.000 mi? 100.000 lira sizin bilete vurmuş. 100.000 lira bize vurmuş ha! Hey yavrum bey! Sinan abiciğim! 100 tane 1000! 1000 tane 100! Bize büyük ikramiye vurmuş Sinan abiciğim! 1000 tane 100, 100 tane 1000 lira! Sinan abiciğim hop! Neredesin Sinan abi? Büyük ikramiye! Bize vurdu! Gel Sinan abi! Sinan abi! Can yoldaşım, anam, babam, kardeşim benim Pıt Pıt! 100.000 lira! Kurtulduk! Hemen gideriz memlekete! Bir düğün yapacağım size ki hissemin hepsini düğüne harcayacağım! Hepsini size harcayacağım abicim! Zavallım benim! Bir yanım kopmuş gibi acılar içinde içim! Helal et bende kalan hisseni! Zaten başka kimsem de yok! Garibim benim, Allah rahmetini esirgemesin senden. Helal et usta, ekmeğini yedik. Helal olsun. Teklifimi kabul etseydin de ortak olsaydık. Neyse, büyük bir kısmet vurdu sayılır. İyi kullan onu evladım. Gençsin, daha dikkatli ol. Aa, sana bir mektup var. Heh. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yolun düşerse beklerim. İnşallah. Unutur muyum burasını usta? Gönderen Cafer soyu temiz. Sinan, bu mektubu beklemiyordun. Aslında böyle bir mektup beklenmez. Selma olacak o aşifte, benim de ellerimi kana boyatacak. İlgimi kestim ondan artık. Benden haber bekleme. Ciğerim, içim, bağrım yanarak yazayım ki o evde kalmış kart teyzesi seninkini satıyormuş. Bir fahişe şimdi Selma, kapanın elinde kalıyor. Şşt,
Şimdi kör Hurşit'in kapatması. Baskın yapıp bu işi bitirmemiz lazım. Hemen gel. Kimseye görünme. Sultan Ormanı'nda koca çınarın altına gel. Yalnız gel. Kimseye bir şey deme. Hatta pıt pıta bile. Gözlerinden öperim Cafer Soyu Deniz. Mahvettin beni Selma. Söylediklerimde anlaşılmayacak bir şey yok herhalde. Ben açık ve samimi bir adamım. Bütün malınız mülkünüz benim sayılır artık. Oturduğunuz ev bile. Bugüne kadar ses çıkarmadım. Ama artık... Artık bunun bir tek çıkar yolu var. O da... Allah'ın emriyle Selma benimle evlenecek. Nasıl olur? Nasıl olur? Bayağı olur işte. Mal, mülk ve istediğiniz kadar para. Hatta dedelerinizin, babalarınızın bütün mirası dahil. İnsan haddini bilmeli Cafer. Sen kimsin? Selma kim? Ben mi kimim? Öğrenemedin mi daha? Cafer ağayım ben, Cafer ağa. Ve istediğimi de mutlaka yaparım. Demek çevirdiğin dolaplar bunun içinmiş. Her gönülde bir aslan yatar. Selma'ya göz diktim bitti. Lamıcımı yok. Sinan bavulu para, yüreği dert dolu olarak yollara düştü. Cafer ağa, ben geldim. Yok mu kimse? Kıpırdama! Üstünde silah varsa at. Yok. Dön bu tarafa. Ah, İhsan! Kıpırdama dedim. Ne oluyor burada? Cafer ağa! Yahu nerelerde kaldın sen? Çağırdın, geldim işte ağa. İnsanın doğup büyüdüğü yerler başka oluyor. Dostları başka oluyormuş. Fıt fıt! Sizlere ömür, odunların altında kalıp öldü. Tam da zengin olduğumuz gün. Para! Para dolu bu çanta, piyankodan çıktı, zenginim artık. Ama kuru bir zenginlik bu. Bırakarım gırgırı şimdi, alın çantayı! Cafer ağa, ne oluyor? Bırakın, bırakın beni! Bırakın beni! Suratını tanımayacak hale sokun. Silah kullanmak yok. Binler daha eklendi. Hanlar, hamamlar, köşkler, hepsi, hepsi senin. Kaldır yüzünü de bak şunlara. Senin için yapmayacağım şey yok. Yeter ki bir evet de. Canım. Oh!
Fazla naz aşık usandırır. Eninde sonunda benim olacaksın. İstersem şimdi ama yiğitliğime yediremiyorum. Bekleyeceğim. Kendi rızamla sana kuş düğünden yataklar yaptıracağım. Kapatın mahzene. Zincire vurun. Haline bak. Yeter. Hala bana evet demeyecek misin sevgilim? O pis dudaklarına yakışmayan tek kelime bu. Sevgilimmiş. Pranga mahkumları gibi bileklerime zincir takıp mahzenlere hapset. Sonra da utanmadan sevgilim de. Ama beyhude. Hepsi de boş. 40 katıra da bağlatıp dağ taş sürükletsen... 40 satırla 40 parça etsen, bir zerreme dahi sahip olamayacaksın. Nikahlım olmanı istiyorum. Her şeyimi ayaklarına serdim. Daha ne yapayım? Ne mi yapacaksın? Selmacığım, emret. Malımı, canımı ne istersen. Ama yapamazsın ki. Yapamam mı? Söz veriyorum. Erkek sözü. Senin erkekliğine güvenim yok. Sen dile yapmayacağım şey yoktur. Söz mü? Söz. Yiğit sözü. Erkek sözü. Halde... Hemen... Öldür beni. Ölümümüz beraber olacak bunu bil. Sabrım tükendi. Son olarak bir gün daha müsaade. Sonunda benimsin. Benimsin. Benim olacaksın. Benim. Günlerdir kızımı gördüğüm yok. Malımızı, mülkümüzü türlü dolaplarla üstüne geçirdin. Yetmedi mi? Şimdi de bize çektirmektesin. Bundan büyük işkence olur mu? Bir an bile yanımdan ayırmadığım Selma'mı kim bilir hangi deliklere kapattın. Senin merhamet damarların kurumuş. Yalvarırım Cafer'a. Zorla güzellik olmaz. Zaten kırdın kolunu kanadını yavrumu. Bundan daha beter olamayız biz. Ayağını öpeyim Cafer'a. Ne olur yavrumu bırak. Selma benim olacak. Kimimiz var? Kime gideyim? Gene sana sığınıyor. Sana yalvarıyorum. Etme Cafer'a. Hiç olmazsa bir kerecik olsun göster yavrumun yüzünü. 40 yıl ağlasan beyhude. Senin de benim de gülmemiz Selma'nın elinde. Anam. Zavallı babacığım. Sağ olsaydı da içseydin. Yıkılmadık bir yerim kalmadı. Thank you.
Silahsızım abi, kıyma bana. Cafer nerede? Beni oraya götüreceksin. Selma'nın yanında. Selma'nın mı? Evet abi, kıyma bana. Sana her şeyi anlatacağım. Selma günahsız abi. Cafer'in etmediği kalmadı. Gene de teslim olmuyor. Melek o abi, melek. Zavallı Selma. Beni Cafer'e götür hadi. Dört kişiyle adam dövülmez. Erkekseniz tek tek. Zaptiyeler kapıyı zincirledi, seni arıyor. Cafer'in uşaklarından birini öldürmüşsün diyorlar. Doğru mu yavrum? Doğru, ama katil ben değilim. Saklan yavrum. Allah kuru iftiralardan korusun. Selamünaleyküm. Zaptiyeler fıldır fıldır Sinan'ın peşinde. O vurdu dedik ya, öyle sanıyorlar. Sinan'ı temizleyecektim ama patik davrandı, siper aldı. Silah sesine biri gelir diye korktum. Duramazdım orada tabii fazla. Doğru, haklısın. Ha, ağam be. Sinan'ın çantasından bir şey koklatmadın bize. Vermedin mi? Yo, vermedin ya. Kalk gidelim de vereyim. Lan İhsan, sen benim baş adamım, sağ elim sağ gözümsün. Yapma, yapma, yapma. Ben ettim, sen etme. Sen temiz süt emdin. Sinan, A soyundansın. Benim soyumdansın. Yapma, yapma. Yalvarırım. Elini ayağını öpeyim. Yapma. Sen bu yollara düşmekle en büyük cezayı bulmuşsun. O kadar korkma. Bir şey yapacak değilim. Sen benim elimde büyüdün. Küçücüktün, minnacık. Adımı da söyleyemez, la 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 derdin. Daha o zamandan tanırım ben seni. Bir insan iki kere ölmez Cafer. Sen zaten dost hançeriyle öldürmüşsün beni. Tabancan senden merhametli. Malım, mülküm, her şeyim. Her şeyim senin olsun. Her kuruşunda bir mazlumun ahı bulunan o servetini köpeklere atsan, onlar bile yemez, koklar kaçarlar. Sen mert bir insansın Sinan. Uymuşum bir kere şeytana. Hele Selma'ya... Sus! Selma'nın adını o pis ağzına alma! Evet, o adı gibi tertemiz. Evde, benim evimde. Aa! Aa!
kula kul olmuş köpek. Kalk! Yapma abi. Biz ettiklerimizi çekiyoruz. Kıyma bana. Öldürme beni abi. Yapma. Selma! 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 Sinan! Selma! 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 Sinan'ım! Selma'm! Bir tanem! Sinan'ım! Ömrüm! Sinan'ım! Sinan'ım benim! Ağlıyor musun? Ağlanır mı? Gözyaşıyla mı karşılayacaktın beni? Sevinç! Hasret gözyaşları bunlar Sinan'ım! Bir tane! Ağla Selma'm! Ne kadar gözyaşın varsa hepsini bitir! Bundan sonra gözyaşı bize hiç, hiç lazım olmayacak! Sinan'ım benim. Bir tanem.